Türkiye'de ilk defa kamusal alanda evsel atık suların arıtılmasında membran teknolojisinin kullanıldığı Konacık Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi'nde ikinci etap tesislerin temeli düzenlenen törenle atıldı. O tarafa sadece basın mensubu arkadaşlar alalım. Törende Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun ve belediye meclis üyelerinin butona basmalarıyla temel ilk harç döküldü. Başkanım bu tarafa doğru dönebilir misiniz? Bana biraz böyle dönebilirseniz. Konacık Beldesi için önemli bir gün yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Tosun, 3 yıl önce atık su arıtma tesisimizin birinci etabının açılışını gerçekleştirmiştik. Buradaki yatırımlarımızı birinci ve ikinci etap olarak planlamıştık. İkinci etapla ilgili Eylül ayında yapmış olduğumuz ihale çerçevesinde temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. 2012 yılının Eylül ayında da inşallah buradaki yatırımımızı tamamlayacağız. Bu yatırımla birlikte çevre analiz laboratuvarımızda yeni bir binadaki yerinde hizmet verecek. Bu çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte altyapıyla ilgili problemlerimizi gündemimizden çıkaracağız. Böylelikle Konacık Belediyesi sosyal ve kültürel projelere daha fazla zaman ve kaynak ayıran bir belediye olarak çalışmalarına devam edecek dedi. Birinci etabının günlük kapasitesi 1500 metreküp olan atık su arıtma tesisiyle ilgili şu an için kapasite bakımından bir problem olmadığını ancak geleceğe yönelik bir yatırım gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Tosun şunları söyledi. Biliyorsunuz 3 yıl önce Konacık Belediye'mizin atık su arıtma tesisinin birinci etabının açılışını gerçekleştirmiştik. Biz buradaki yatırımlarımızı birinci ve ikinci etap olmak üzere iki aşamalı olarak planlamıştık. Birinci aşaması bitmişti. İkinci aşaması ile ilgili de 2011 yılının Eylül ayında yapmış olduğumuz ihale çerçevesinde bugün itibariyle temel atma törenimizi gerçekleştiriyoruz. Eylül ayının 2012 Eylül ayında da inşallah buradaki yatırımı tamamlayacağız. Ve bu yatırımların tamamlanmasından sonra artık Konacık Beldesi'nde atık su arıtma tesisi konuşulmayacak. Bununla birlikte çevre analiz laboratuvarımızda yeni binadaki yerinde hizmet vermeye devam edecek. Atık su altyapı ile ilgili problemlerimizin tamamını gündemimizden çıkarıyoruz 2012 yılı itibariyle. Son nüfus sayımlarına göre biliyorsunuz Konacık'ın nüfusu 11 bin civarında arkadaşlar. Konut sayımız da 7 bine yaklaşıyor iş yerleriyle birlikte söylüyorum. Bu kadar artan bir nüfusa cevap verebilecek altyapının da arıtma tesisinde kapasiteli olması lazım. Teknik ekipman olarak, kapasite olarak da yeterli olması lazım. Buradaki şu andaki çalışmamız tamamen geleceğe yönelik. Yani birinci etapta 10 bin kişilik olan tesis şu anda 30 bin kişiyle birlikte 40-50 bin kişiye hizmet verebilecek noktaya gelecek. İhale bedelimiz 2.293, yani 2.293.000 Türk lirası artı KDV ve süremiz de 1 yıl arkadaşlar. Başkanım arıtmanın bir özelliği vardı sanırım. Membran teknolojisi kamu sorularına ekleyelim. Tabii aynı teknolojiyi devam ediyoruz. Biz burada arkadaşlar iler arıtma yapıyoruz. Aynı zamanda bu arıtma tesisimizde ARGE birimimiz var. Çevre birimimiz ARGE yapıyor burada. İşte gerek çöplerin geri dönüşümü, analizi. Mesela şunu rahatla ifade edebilirim. Ta Fethiye'deki balık üretme çiftliklerinin su tahallerini burada yapıyoruz. Yani biz şu anda hem su arıtıyoruz arkadaşlar hem de suyla, çevreyle ilgili burada araştırmalar yürütüyoruz. Aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yetkilendirmiş olduğu bir çevre analiz laboratuvarımız var. Yani burada su ve atık suyla ilgili her türlü analizi yapabilecek durumdayız. İnşallah bu ikinci etap yatırımdan sonra laboratuvarımız da daha geniş bir alana sahip olacak. Oradaki kimya mühendisimiz, laborantlarımız hem Bodrum Yarımadası'nın hem de Muğla bölgesinin hizmetinde olacaklar arkadaşlar. Toplamda ne kadar bir yatırım oldu burayla beraber? Ne kadarlık bir yatırım oldu? 4,5 milyon Türk lirası diyelim. Yani birinci etapla ikinci etapın toplamı bu kadar. Ama içerisinde temiz su depoları, işte trafosu, jeneratörü vesairesi, ileri arıtma teknolojilerin kullanılması, çevre analiz laboratuvarı da dahil olmak üzere bu rakam bu kadar ve teşvikli bir tesis burası. Yani bazı kalemlerinde KDV ödemiyorlar. Toplam kapasite ne oluyor? Burası da bittikten sonra ne olacak? Toplam kapasite 4500 metreküp olduğuna göre 45-50 bin kişilik arkadaşlar. Nüfus 11 bin. Nüfus 10 bin. Yani şu andaki nüfusumuz 11 bin zaten. Yani biz o kadar geleceği görüyoruz ki yani Konacık'ın nüfusunun zaten 50 bin olması mümkün değil. Yani bizim imar planlarımıza göre maksimum nüfusumuz 30 bin arkadaşlar.
Yani daha büyük kapasitede bir arıtma yapıyoruz ki ola ki ileride belki vites beldemize yakın bölgeler bağlantı yapılır. Ve her geçen gün, yani dünyada bu değişiyor, su kullanımı artıyor arkadaşlar. Yani İller Bankası'nın verilerine göre 150 litre yanlış hatırlamıyorsam. Ama turistik bölgeler, burası turistik bölgeler olduğu için insanlarımızın su kullanımları her geçen gün artmakta. Yani biz bu hesaptan gittiğimiz zaman bile çok yüksek kapasiteli bir tesis yaptığımızı düşünüyoruz. Kapasitesi yüksek bir tesis yapıyoruz. Yani ön arıtmasıyla, su arıtmasıyla, çevre analiz laboratuvarıyla, geri dönüşüm hatlarıyla, ki bu tesisin en büyük özelliği geri dönüşüme, yani suyun geri kullanımına cevaz veren bir tesis burası. Yani biz burada evlerimizde, iş yerlerimizde su kullanılıyor, burada arıtılıyor. Arıtılan su geri dönüşüm hatlarıyla işte efendim belediyenin peyzaj sulamasında, yol sulamasında, fen işleri birimimizin, diğer birimlerin su ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hatta özel sektörde yararlanıyor. Yani geri dönüşüm abonelerimiz var bizim. Özellikle fiyatında uygun belirlemek koşuluyla ciddi anlamda abonemiz var bu anlamda. Geri dönüşüm abonelerimiz var. Yani burada bir döngü söz konusu. Yani Bodrum Yarımadası'nda bakın suyla ilgili ciddi bir mücadele veriliyor. 2000 yılından bu yana devlet su işleriyle birlikte yapılan çalışma ancak sonuçlandı. Suyun önemi bu çalışmayla birlikte azaldı mı? Bana göre daha da arttı. Yani su hayat demek. Su çok önemli bir değer arkadaşlar. Ha biz belediye olarak şunun da farkındayız. İnsanoğlu yaşadığı sürece mutlaka atık üretiyor. Atık ürettiği sürece de çevreyle barışık yaşamak zorunda. Barışık yaşamanın yolu ürettiği atığı bir şekilde temizleyip çevreye etkisini en aza indirgeyip bertaraf etmesi gerekiyor. Yani burası çevreyle barışık yaşamanın da bir örneği. Bana göre bir göstergesi olarak ben değerlendiriyorum. 29 Ocak 2009 tarihinde su arıtımına başlanılan tesis 3600 metrekare alan üzerine kurulu. İki etaptan oluşan arıtma tesisinin birinci etabının günlük kapasitesi 1500 metreküp olarak gerçekleşmiş ve ikinci etap projesi ise 3000 metreküp olacak.